Malzemeyi alan firma, pişiren firma, saklayan firma, sunan firma olduğuna göre burada firmanın hatasının olduğu muhakkaktır. Özelleştirme derhal sona ermeli dedi. En güvenilir sistemin geleneksel yöntem olduğunu söyledi. Bizim askerimiz kendi karavanasını pişirebilecek güçtedir. Yani bunu özel şirket yapıyor da Türk Silahlı Kuvvetleri yapamıyor mu? Tabii ki yapabiliyor. Çok daha iyisini yapabiliyor. Emekli Sağlık Albay Deniz Seyirci zehirlenme vakalarını ulusal kanala değerlendirdi. Biz bir askerimizi şehit verdik zehirlenmeden dolayı. Çok üzücü ve çok ağır bir olaydır. Ordu'da uzun yıllar sağlık denetimleri yapan Seyirci'ye göre sorunun en büyük nedeni özel yemek şirketleri. Hijyen eğitimlerinden geçirilmesi lazım bir kere belirli aralıklarla. Yani özel şirket bunu yapabilir mi? Tabii ki en ucuzuna kaçıyordur. Yani çünkü kar etmek amacı. Devlet de kar diye bir şey olamaz. İkinci önemli nedense Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık sisteminin değiştirilmesi. O birlikte doktor olmadan, hemşire olmadan, sağlık hastalığımız olmadan nasıl bu askerlerin sağlığını koruyacaksınız? Birliklerde gıda kontrol subayı hep veterinerdir. Onları olmadığı zaman bu görevler hep işte doktora, hemşireye, teknisyen yani şey sağlık astsubaylarımızı verilir. E bu okulları kapattınız. Türkiye'nin barış şartlarında olduğunu hatırlatan emekli sağlık albay, savaş döneminde şartlar daha da ağır olur uyarısı yaptı. Kar etmeyen şirket var olamaz. Savaşta nasıl çalıştıracaksınız? E o zaman biz tamam topçularımızı da özelleştirelim. E dışarıdan asker alalım. Seyircinin dikkat çektiği bir diğer nokta ise medyada yapılan haberler oldu yalan haberler yapılıyor dedi. Olan bir şey kapatılmasın ama lütfen olmayan gösterilmesin emin olmadan. Emekli albaya göre bu sorunları ortadan kaldıracak tek bir çözüm yolu var. O da bir an önce geleneksel yönteme geri dönülmesi. Ordu özelleştirilemez. Çok önemli. Yani ordunun yemeği, ordunun doktoru, ordunun sağlık personeli özelleştirilemez. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunların sonuçları çok ağır olur.